Değerli kombi tüketicileri, evinizdeki herhangi marka kombi ne olursa olsun, ne arızası olursa olsun, direkt hemen kombinin üstündeki yapışık olan sticker, mıknatıs, internet kesinlikle hemen kombici aramayın. Bir, öncelikle dikkat etmeniz gereken kombinin elektrik şalterinde cereyan var mı? Kombinin su basıncı 1,5 ile 2 arasında mı? Doğal gazınız var mı? Kendi şeklinde arızaya girmiş olabilir mi, olamaz mı? Bu 3-4 şıkkı kontrol ettikten sonra kombi servisini arayın. Ve kombi servisinizi evinize çağırırken mutlaka vergi levhası, ruhsatı, kürşatı, faturası, kaşeli, makbuzu olan kombi teknik servislerinizi evinize alırken mutlaka bunlara özen gösterin. Bunlara özen göstermezseniz ne olur? Evinize herhangi bir tamirci çağırdınız. İş yeri yok, vergi levhası yok, ruhsatı yok. Korsan seyyar. Sizin kombinizin su basıncı düşmüş olabilir. Bu seyyar, korsan bunları evinize çağırdığınız zaman kombinize suyunu verir. Çantadan bir tane elektronik kart çıkartır. Bu kartınız arızalı der. 350-400 milyon lira para ödemek durumunda kalırsınız. Onun için iş yeri olan kombici dahi de gelse, seyyarı da evinize yanlışlıkla çağırmış da olsanız, kombiniz ne arızası yaparsa yapsın, kombinizin su basıncını, gazını, elektriğini kontrol ettikten sonra evinize kombici çağırın. Çünkü defalarca müşterilerimizin mağdur olduklarını bu şekil şahit olduk. Bir örnek veriyorum. Değerli bir Eryaman'da oturan bir müşterimizin doğal gazı bitiyor, kombi reset istiyor. Yani doğal gaz bittiği zaman kombi arıza lambası yanıp sönüyor. Halbuki müşterimiz doğal gaz kartını yükleyip kombi başına geçip resetlese kombi normal çalışacak. Herhangi bir yerden, internetten veyahut da kombinin üstünde sticker'ı, etiketi, iş yeri belli olmayan bir sahtekar korsan tamirciyi arıyor, bakıyor ve seyyar tamircinin yaptığı aynen şu şekil. İşte bir tane balık düştü. Sizler hakkında bu şekilde görüşülüyor. Çantadan bir tane yalandan küçük büyük bir parça çıkartıyor. Hanımefendi kombinizin, beyefendi kombinizin kartı yanmış. 300-400 milyon lira. Ya ustam 300-400 çok değil mi? 200 olmaz mı? Zaten canına minnet, dolandırıcı olduğu için 200-300 milyon lira alıyor. Kombinin doğal gazını yüklüyor ve çalışır duruma bir getiriyor. Onun için aile içerisinde yaşadığınız